Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çayınızın yanına yapabileceğiniz mayasız yumuşacık poğaça tarifi vereceğim inşallah. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı dolusu sütümüzü döküyoruz. Ve içerisine bir orta boy çay bardağı sıvı yağımı da döküyorum. Burada da bir adet yumurtam var. Yumurtamın sadece akını, hamuruna, sarısını ise üzeri için ayrı bir kabın içerisine ayıracağız ki poğaçalarımızın üzerine sürmek için arkadaşlar. Evet, sarısını böyle alıyorum ayrı bir kabın içerisine. Ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Şimdi bu yumurta sarısını kenara alıyoruz. Arkadaşlar burada bir yemek kaşığı dolusu yoğurdum var. Yoğurdumu da içerisine döküyorum. Ve 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Çok böyle dolu dolu doldurmuyoruz kaşığımızı. Silme olacak şekilde. Şekerimi de döküyorum. Ve burada da 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da ilave ediyorum içerisine. Şimdi arkadaşlar bu malzemeleri şöyle bir elimle güzelce karıştırıyorum. İçindeki o şeker ve tuz eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet, içindeki şeker ve tuz eridi. Şimdi arkadaşlar azar azar elenmiş unumuzu ilave ediyoruz içerisine. Ve üzerine 1,5 paket kabartma tozu döküyorum. Yani 1 paket artı 1 tatlı kaşığı kabartma tozum var burada. Onu da böyle unumun üzerine döküyorum. Azar azar unumu ilave ederek güzel bir hamur yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, 20 dakikadır hamurum dinlendi. Şimdi arkadaşlar bakın yumuşaklığını size göstereyim. Bakın böyle bu yumuşaklıkta çok güzel bir hamur oluyor poğaça hamurumuz. Dinlenince daha da bir güzel oluyor. Şimdi burada arkadaşlar beyaz peynirim ve maydanozumu küçük küçük ince ince kıydım yıkadıktan sonra. Onu güzelce karıştırdım. Böyle gördüğünüz gibi küçük bir mandalina büyüklüğünde bir top aldım. Ve avucumun orta yerinde bu şekilde yuvarladım. Daha sonra da hamurumu böyle elimle açıyorum. Evet, bu şekilde açıyoruz. Tezgahın üzerinde de açabilirsiniz. Ben elimle rahatıma gidiyor. Böyle açtıktan sonra şimdi içerisine böyle bir tatlı kaşığından yardım alarak böyle peynirli harcımızdan bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde poğaçamı kapatıyorum. Evet, işte bu kadar. Şimdi poğaçamı yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine diziyorum. Arkadaşlar yağlı kağıt yerine tepsinizi yağlayabilirsiniz de. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi tekrar böyle poğaçalarımı yaparak tamamlıyorum ve tepsime diziyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarıma şekillerini verdim. Tam olarak 20 adet poğaça çıktı. Şimdi arkadaşlar ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine böyle bir tatlı kaşığı süt katıyorum. Ve bunu güzelce böyle karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi bir pasta fırçasıyla bu yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine güzelce süreceğim. Daha sonra da isteğinize bağlı arkadaşlar susam ya da çörek otu güzelce serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da böyle güzelce altı üstü kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Arkadaşlar tam olarak benim fırınımda 35 dakikada pişti. Aman Allah'ım, işte bu. Şöyle de çevireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika görünüyor. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi ben size şöyle çevireyim. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi size poğaçalarımın böyle altını, arkadaşlar altı üstü böyle nar gibi kızarmış. Bakın böyle çok da güzel kabarmış. Sanki böyle maya varmış gibi içerisinde. Çok sıcak. Arkadaşlar yapımı da çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.